Arkası yarın. Süfli Arzular. 1. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Vedat Örfi. Radyoya uyarlayan Talat Özdemir. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Abak. Neyin var doktor? Tansiyonunuz biraz yükselmiş Saadettin Bey. Daha önce size vermiş olduğum ilaçları kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Ama bazen faydası olmuyor. Yükseliyor işte. Sadece ilaçla olmaz. Biraz da yemenize, içmenize ve yaşamınıza dikkat edeceksiniz. Stresten uzak duracaksınız. Ah, keşke durabilsem. Tüccar insan nasıl stresten uzak durur Selim Bey oğlum? Son zamanlarda işler pek iyi gitmiyor. Hal böyle olunca da insan üzülüyor, bunalıma giriyor. Haklısınız ama sağlığınız her şeyden önemli. Ben yeni bir ilaç daha yazacağım. Akşamları alacaksınız. Reçeteyi kızınıza veririm, o alır. Sağ ol Selim Bey oğlum. Sen de olmasan bizim halimiz ne olurdu bilmiyorum. Başımızın her sıkışmasında seni çağırıyoruz. Çağıracaksınız tabii. Ben sizin yalnız aile doktorunuz değil, kızınız Aysel'in çocukluk arkadaşıyım. Sizin elinizde büyüdüm sayılır. Biliyorum ama senin işlerin de çok. Her gün kaç hastaya bakıyorsundur? Orasını hiç sormayın efendim. Meşru olmayan ilişkilerden kaynaklanan hastalıklar son günlerde öyle arttı ki... İnsanlar ahlaki değerlerini, sağlıklarını düşünmeden girdiği ilişkilerde tehlikeli hastalıklar kapıyor. Neredeyse frengi salgın haline geldi. Ah bu gençler, ah bu gençler. Onların bir an önce evlenmesi şart. Bu hastalıkları yalnız gençler kapmıyor ki Saadettin Bey. Koca insanlar, evli barklı insanlar da var. Eski demir perde ülkelerinden gelen ölçü tanımaz ahlaksız kadınlar, ailevi ve sosyal yapımıza bir bomba gibi düştüler. Evet, evet. Esas suç makinesi onlar değil mi? Belki onlar, belki de biz. Aslında korkunç olan değer yargılarımızı yitirmemiz. Meydanı boş bulunca istedikleri gibi at koşturuyorlar. Aile yapılarını yıkıyor, maddi ve manevi hastalıkları her bir yana yayıyorlar. Allah hepsine akıl fikir versin, ne diyeyim? Size geçmiş olsun. Tansiyonunuz yine yükselirse beni çağırın. Sağ ol oğlum. Allah razı olsun. Selim, babamın nesi varmış? Endişe edecek bir şey yok. Tansiyonu yükselmiş biraz. Şu reçeteyi vereyim sana. İlacı sadece akşamları yemekten sonra kullanacak. Otursana, sana bir kahve yapayım. Çok teşekkür ederim. Müsaadenle hastalarımı bekletmeyeyim. Ne zaman seninle baş başa kalmak istesem hep aynı şeyi söylüyorsun. Hastaların benden daha mı önemli? O ne biçim söz Aysel? Senden daha önemli ne olabilir ki? Seni ta ilkokul sıralarından beri ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Biliyorum ama... Sevgi sözcükleri sadece konuşmalarda kalıyor. Neden başkaları gibi el ele dolaşmıyoruz? Neden bir gün olsun buluşmuyoruz? Bir doktorun sevgilisi olduğunu unutma. Nasıl bir polis için asayişi sağlamak onun bir numaralı görevi ise... ...bir doktor için de hastasını ihmal etmemesi her şeyden önemlidir. Ama az önce benden daha önemli bir şeyin olmadığını söylemiştin. Ne olur böyle konuşma Aysel. Beni sevdamla görevim arasında bir tercihe zorlama. Biliyorsun bütün arzum seninle evlenmek. Ne zaman? Bunu hep söylüyorsun ama bir tarih vermiyorsun Selim. Sana o tarihi vermem için biraz daha para biriktirmem gerekiyor. Biraz daha sabretmeni istiyorum. Ne kadar? En fazla 2 yıl. O zaman her şey yoluna girecek. Seni gelinliğinle nikah dairesinden çıkarttığım zaman... ...kendi arabamızla kendi evimize götüreceğim. Yani bir evimiz ve arabamız olacak mı? Evet. Bütün hayalim bu. Evlendikten sonra sana iyi bir hayat yaşatmak istiyorum. Canım sevgilim... Seni öyle çok seviyorum ki. Ben seni daha fazla seviyorum. Bu akşam sinemaya gidelim mi? Babana ne diyeceksin? Seninle sinemaya gideceğimi söyleyeceğim. Baban aramızdaki ilişkiyi biliyor mu yoksa? Söyledin mi ona? Korkma. Sen söyleme dediğin için bir şey söylemedim. Sana söyledim ya sevgilim. Gerekli olan parayı biriktirmeden hiçbir şey yapmak istemiyorum. Babam seni sever.
Birbirimizi sevdiğimizi söylesek belki sevinirdi. Hele biraz zaman geçsin öyle söyleriz. Peki. Daha annen öleli bir yıl bile olmadı. Adamcağız hala onun yasını tutuyor. Hı hı. Tansiyon rahatsızlığı da bu yüzden zaten. Senin dediğin olsun. Sen uygun gördüğün zaman ben babama çıtlatırım. Tamam, ben gideyim artık. Başka bir hastaya uğrayacağım. Oradan da muayenehaneye gideceğim. Akşam için iki bilet alırım, tamam. Tamam. Alo? Evet. Hayır, doktor yok. Bir hastaya kadar gitti. Ben hemşiresiyim. Geldiğinde aradığınızı söylerim bayan. Bir şey değil. Nereye gitti senin yakışıklı doktorun? Eski bir dostuna. Bir aile dostu. Adamın tansiyonu mu ne yükselmiş? Hala yüz vermiyor mu sana? Nerede? Varlığımın farkında bile değil sanki. Allah Allah. Senin gibi genç, güzel bir kızın nasıl farkına varmaz? İşleri mi çok, yoksa gönlünü kaptırdığı biri mi var? Öyle birinin olduğunu sanmıyorum. Bir tek Aysel diye bir kız var. Şu tansiyonu yükselen baba dostunun kızı. Onunla ilkokuldan beri arkadaşmış. Ama flört ettiklerini sanmıyorum. Madem öyle, neden sana ilgi göstermiyor? Sende de kabahat var Şule'cim. Hemşireyim diye süklüm püklüm giyinme. Biraz kendine bak. Dudaklarına ruj filan sür. Makyaj yap. Doktoru cezbedecek bir tip ol. Makyaj yaparım da kıyafetimi değiştiremem. Hemşirelerin giydiği üzerimdeki bu kıyafetten başka bir şey giyemem ben. Sen de şu kıyafeti biraz çekici hale getir kızım. Adamın dikkatini çekecek bir şeyler yap. İnşallah farkıma varır o zaman. Konuşurken de biraz cilveli ol. Adam madem bekar, kaçırma. Bu zamanda doktordan iyi koca bulamazsın. Biliyorum. Ben de onun için çırpınıyorum ya. Yoksa ömür boyu hemşire kalıp bin türlü hastayla ilgilenmek zorunda kalacağım. Ah neyse, ben kalkayım, Rıfat'la buluşacağım. Senin doktor da gelir birazdan. Nasıl istersen, yine uğran uğran abla. Uğrarım canım, dediklerimi unutma. Erkekler göründüğü kadar zeki değildir. Özellikle güzel bir kadın karşısında hemen aptallaşırlar. Yeter ki sen güzelliğini sergilemeyi becer. Hadi hoşça kal. Ya Nurhan abla güzel söylüyor da doktorun kafasını kaldırıp bana baktığı yok ki. Arayan soran var mı? Bekleyen hasta var mı? Gelen hastaların iğnesini yaptın mı? Bir kere de sen nasılsın Şule? Bugün güzelliğin üstünde lafları çıksa ya ağzından. Nerede? Doktor geldi galiba. Buyurun. Merhaba güzelim, nasılsın? İyiyim Necdet Bey. Bizim zührevi hastalıklar uzmanı doktor içeride mi? Gelmedi daha, bir hastasına gitmişti. İçeri girsenize. Olur tabii. Hayrola, yoksa siz de zührevi hastalık mı kaptınız? Tövbe de tövbe de. Bunu da nereden çıkardın? Bekarsınız ya, sonra gece gündüz orası senin burası benim dolaşıp duruyorsunuz. O yüzden geldi aklıma. Doğru, bekar adamım. Eve kapanacak halim yok ya canım. Ama o gibi kötü şeylerle bir ilişkim yok. Ah, bir de şu içki illetinden kurtulabilsem. Evet, doktor bey de aynı şeyi söylüyor. Necdet'i severim ama çok içiyor, hercai yaşıyor diyor. Peki siz de seviyor musunuz? Kimi? Ben Deniz, Necdet kulunuzum. Ama da şakacısınız sen Necdet bey. Ne yaparsınız? Şakacılık iliklerime işlemiş. Vücuduma 8 hançer saplasalar yine adam olmayacağımdan eminim. Neyse, şakayı bırakalım. Ne zamandır söylemek istiyordum ama fırsat bulamıyordum. Şule Hanım, çok hoşuma gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. Hepsi bu kadar mı? Yani başka bir şey söylemeyecek misin? Ben de sizden hoşlanıyorum falan demeyecek misin? Ya da sizi seviyorum demeyecek misin? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Ömür insansınız yani. Siz de her söylediğimi şaka olarak ele alıyorsunuz. Biraz da ciddi olarak söylediğimi düşünseniz ya canım. Beni sevmenizi çok isterdim doğrusu. İnsan olarak tabii ki seviyorum sizi. Yakışıklı, güler yüzlü bir insansınız. Anlıyorum. Demek hepsi bu kadar. Evet. Peki arada doktor olmasa o zaman beni sever miydin? Bu da ne demek? Anlayamadım. Hadi güzelim, hadi inkar etme. Senin onu çok sevdiğini biliyorum. Ama... Ben kaçın kurasıyım. Ona nasıl baktığını, gözlerinin nasıl parladığını görmediğimi mi sanıyorsun? Ben bu işlerden anlarım. Keşke doktor da anlasaydı. Böyle şeylerden anlamaz kuzum.
İçmekti, eğlenmekti. Pek kafası basmaz onun. Belki de bir kız olarak beni beğenmiyordur. Ya da beni hemşire üniforması dışında bir genç kız olduğumu aklına getirmiyordur. Aynen öyle. Adam kendini mesleğine hasretmiş. Be adam, kaldır kafanı, bir dünyaya bak, bir çevrene bak, güzelliklere bak. Nerede? Böyle söyleyince kızıyor beyimiz bir de. Keşke doktordan önce beni tanısaymışsın Şule. Yanlış anlamayın Necdet Bey. Siz sevilmeyecek insan değilsiniz. Ama ben... Ama sen şimdilik aklını doktora takmışsın. Pekala, öyle olsun öyle olsun. Ben sabırlı adamım, beklerim. Şayet doktordan ümidini kesersen... Senin için kalbinde yer açmış bir Necdet olduğunu sakın unutma. Teşekkür ederim. Polis telefon etti mi? Polis mi? Ne polisi? Aa, korkma güzelim, yok bir şey. Doktorla benim çocukluk arkadaşım olan polis Fikret. Aa, Fikret Bey, hayır, telefon etmedi. Tuhaf. Saat 5. 5'e kadar mutlaka telefon ederim demişti. Yine unuttu galiba salak. Bari biz onu arayalım. Şu telefonu uzatır mısın canım? Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Alo? Merhaba, Fikret Bey'i rica edeceğim. Öyle biri yok mu? Affedersiniz kardeşim, orası neresi? Cinayet masası değil mi? Ne? Kanarya Sevenler Derneği mi? Ya ne kanaryası? Yanlış numara mı düştü yoksa? Hay Allah. Yanlış yer çevirmişsiniz. Merhaba. Hoş geldiniz doktor bey. Arayan soran var mı? 3 kişi telefonla aradı. Daha sonra yine arayacaklar. Bekleyen hasta var mı? Hayır yok. Sadece ihtiyar bir köylü kadın kızıyla beraber geldi. Hatırladım. Geçen gün de gelmişlerdi. İğne yapacaktık. Yapsaydın bari. Yaptım efendim. Ama kız iğne olmamak için çok direndi. Kıyamet kopardı. Zavallılar. Tedavinin, şırınganın ne olduğunu anlayabilseler... Ondan bu kadar kaçmaz, ona dua ederlerdi. Bunlar da postadan geldi. Sonra bakarım ona. Alo, hop, hemşerim. Kaldır kafanı da sağına soluna bak. Görmedin mi beni? Seni her gün görüyorum, ne olacak? Canım insan bir hoş geldin der be. Bu ne surat? Gel odama geçelim, orada konuşuruz. İyi olur, geçelim bari. Neredeydin bugün? Nerede olacağım? Senin gibi gece gündüz çapkınlık yapan... sonra da hastalık kapan bir hastanın yanından geliyorum. Yok ya. Cinsel hastalık mı yani? Evet. Benim uzmanlık alanımı unuttun galiba. Ben zührevi hastalıklar uzmanıyım. Umarım bir gün bana aynı hastalıktan sen de gelmezsin. Ağzını hayır aç. Tövbe tövbe. Öyle yalancıktan tövbe etme. Yaşadığın şu sorumsuz sefil hayattan vazgeçmek için tövbe et. Ve bir daha da yapma. Allah insanları neden kadın ve erkek olarak yaratmıştır? Evlenip aile kursunlar, huzurlu, mutlu bir yaşam sürsünler diye. Ama sen sinekler gibi oraya buraya konup duruyorsun. O konduğun dalların ne hastalıklar taşıdığını biliyor musun? Of, tamam tamam. Nasihat etmeye başlama yine. Nasihat etmiyorum, gerçekleri söylüyorum. Birazcık aklını kullansan, senin gibilerin düşüp kalktığı kadınların ne iğrenç bir ortam içinde bulunduklarını çok rahat göreceksin. Ahlaki değerleri bir tarafa bırakalım. Sokak kadınlarının hastalık kapma riski nedir biliyor musun? Sus sus sus. Aklıma bile getirmek istemiyorum. Başka ne haberler var? Kusura bakma, şu mektuplara bakmadan sana cevap veremem. Canım hem bak hem de konuşalım. Çin pavyona yeni kızlar geldiği söyleniyor. Hepsi de fıstık gibilermiş. Kapar mısın çeneni? Şu anda mektup okuyorum. İyi iyi tamam. Kimlerden gelmiş mektuplar? Hayır derneklerinden. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar üzerine bir konferans tertiplemişler. Beni de konuşmacı olarak çağırıyorlar. Öf. Ne sıkıcı şey birader. Kızlar fıstıklar dururken konferanslar hastalar. neyse boşver. Bu da AIDS Derneği'nden geliyor. Her hafta tertipledikleri sağlık konferanslarının bir devamı olmak üzere bu haftakinde de benim bulunmamı istiyorlar. Yahu bırak şu mektupları Allah aşkına da iki lafın belini kıralım. İnsan misafirine bir merhaba der. Misafir dediğin kim? Kim olacak? Benim be kardeşim, ben. Sen misin? Sevsinler senin gibi misafiri. Sen misafirden çok bir hastaya benziyorsun Necdet'ciğim. Ne hastasına? Akıl hastasına. Kusura bakma, benim delilerle uğraşacak vaktim yok. Ben mi deliymişim? Senin aklından zorun var anlaşılan. Sen kendini bir muayene ettir de gör.
aklının 3 tahtası eksik çıkmazsa o zaman istediğini söyle bana. Değilim ama sen adamı zorla deli edersin ya. Bir daha ağzımı açarsam namussuzum. Şşt, Selim. Hani ağzını açmayacaktım? Ya kendi hesabıma konuşuyorum canım. Fikret gelmedi mi? Gelmedi. Niye gelmedi? Nereden bileyim ya? Milletin kahyası mıyım ben? Bak bugün konuşmuştuk da senin burada buluşmak için sözleşmiştik. Adam polis. Belki bir olay olmuş oraya gitmiştir. Herkes senin gibi başıboş dolaşıp miras yemiyor ki. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ha? Buyur geldi işte. İşte. Nerede kaldın be Fikret? Bir saattir burada seni bekliyorum kardeşim. Tam zamanında geldin Fikret. Biraz daha gecikseydin bu züppe büsbütün oynatacaktı. Yok canım. Bir dakika. Züppe dediğin kim? Ben miyim? Yok benim. Elbette sensin. Hem de ne züppe. Halt etmişsiniz. Ben züppe filan değilim. Ben rantiyeyim. Bak işte bu doğru. Sen gerçekten tipik bir rantiyesin. Babadan kalan paranın faiziyle gününü gün eden bir rantiye. E ne var bunda? İnsan dünyaya bir kere geliyor. Gönlümün istediği gibi yaşayıp gidiyorum. Fena mı? Kes konferans verme. Senin ne mal olduğunu, kaçın kurası olduğunu bilmiyor muyuz biz? Sen gönlünün istediği gibi yaşa. Bir gün ahlak zabıtası seni yakalayıp da önüme getirirse gösteririm o zaman sana dünyanın kaç bucak olduğunu. Ne yapsan para etmez Fikret. Adam da adam olmaya niyet olmadıktan sonra ne desen boş. Yeter. Boşuna çene çalmayı bırakalım. Bu akşam cumartesi. Gezmeye gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Akşam oldu ya, bir an evvel zıkkımlanmadığı için çatlayacak. Önceden karar vermemiş gibi laf ediyorsunuz ama. Cumartesi muazzam bir program yapalım diyen bizden başkasıydı galiba. Canınız isterse ben programımı çizdim bile. Ama ne program? Ağzınızın suyu akmazsa yuh olsun bana. Ya ne demezsin. Bak alay etmeyin tamam mı? Çok ciddi söylüyorum. Evvela çiçek pasajına gidip bir güzel demleniyoruz. Bol meze, çiğ köfte, balık, pilav. Dur biraz. Bunların hepsini biz mi yiyoruz yani? Yok babam yiyor. Elbette biz yiyeceğiz canım. Ertesi günde hep birlikte mide fesadından hastaneye yatıp midenizi yıkatırız. Ya sözümü kesmeyin Allah aşkına. Esas program gece başlayacak. Çin pavyonu. Yeter. Aklın fikrin içki, kadın, eğlence. Selim doğru söylü. Ya sen doğru dürüst bir şey düşünmez misin Necdi? Daha başka nasıl düşüneceğim ki? Yani bu düşüncemde kötü olan şey nedir anlayamıyorum arkadaşlar. Senin havsalan bu kadar alıyor işte. Hayatta daha başka güzelliklerin de olabileceğini idrak edemiyoruz. Selim'cim sana da Necdet gibi akrabalarından yemekle bitmeyecek kadar miras kalsaydı. Siz gülün. Şu adamı sahiden deli edersiniz ya. Asıl seninle arkadaşlık yaptığımız için bizim nasıl deli olmadığımıza şaşıyorum. Ama şu anda ne ben ne de Fikret senin bu programına katılamayacağım. Nedenmiş o? Benim bir hastam var. Bir kere saat 8'e kadar buradan ayrılamam. Daha sonra da biriyle sinemaya gideceğim. Sinemaya mı? Kiminle gideceksin? Seni ilgilendirmez. İkincisi içkiyle ilgili düşüncelerimi biliyorsun. Ben her şeyden önce bir doktorum. İçkinin insanlar için ne menem zararlı bir şey olduğunu ancak ben bilirim. Sana anlatsam da sen anlamamakta ısrar ediyorsun. Selim doğru söylüyor Necdet. Yemek neyse de ben de içkiyi sevmiyorum. Tamam ya, tamam. Siz içmeyin. Sadece yersiniz. Yeter ki bana eşlik edin. Söyledim. Benim hastam var. Sonra da sinemaya gideceğim. Benim de bazı olaylarla ilgili soruşturmalar yapmam gerekiyor. Ya siz ne oyun bozanmışsınız be. İyi öyle olsun. Gitmeden bir yudum almama izin verirsiniz ama değil mi? Ne yudumu ya? Benim muayenehanemde içki bulunmaz. Merak etme canım. Ben şişeyi cebimde taşıyorum. Şöyle canım istediği zaman bir fırt alıyorum. Bak kanyak şişesi. Yok. Burada içemezsin. Ne? Bir doktor olarak seni men ediyorum. Sok cebine o şişeyi. Tamam. Ne haliniz varsa görün. Ben gidiyorum. Gelirseniz çiçek pasajındayım. Hadi eyvallah. Hadi güle. Ne adam ya. Sanki seyyar meyhane gibi. Cebinde hiç bir şişesi taşıyor. Seyyar meyhane. İşte bu tabire bayıldım. Çocukluk arkadaşımız olmasa selam bile verilmez ya. Onca nasihat ediyorum. Bana mısın demiyor. Bir kulağından girip ötekinden çıkıyor. Biliyor musun? En büyük korkum... peşinde koştuğu o sokak kadınlarından tehlikeli bir hastalık kapması. Süfli Arzular adlı oyunun 1. bölümünü dinlediniz. 2. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.